Kalp ameliyatlarının başarılı ismi sadece İstanbul değil, Türkiye'nin birçok yerinden hatta yurt dışından gelen hastaları var. Aynı zamanda hastanemizin de başhekimi, kalp ve damar cerrahi uzmanımız Profesör Doktor Ali Rıza Cener. Yine yanımızda bahsetmiştik. Tekrardan hoş geldiniz diyorum hocam sizlere. Evet hocam, yine size sormak istediğimiz merak edilenlerden. Birçok bypass ameliyatı gerçekleştiriyorsunuz. Gün içinde belki birkaç tane. Bypass ameliyatından hocam bize kısaca bahseder misiniz? Evet, yani bypass ameliyatı hakikaten en çok yaptığımız ameliyat grubu. Ameliyatlarımızın yaklaşık %80'ini bypass ameliyatları oluşturuyor. Bypass ameliyatları işte dünyada yaklaşık 50 yıldır yapılıyor. Aslında yeni bir cerrahi. Yani mesela 70 yıl önce de 80 yıl önce bu ameliyatlar yoktu. Koronar anjiyografinin özellikle işte yapılmasından, bulunmasından sonra işte bypass ameliyatları da yapılmaya başlandı. Ben ilk cerrahiye başladığım yıllar diyordum herhalde bypass ameliyatları işte 20 yıl önce başladığım zaman 25 yıl geçti. Dedim herhalde kalp cerrahisi biter diye düşünüyorduk ama bitmiyor. Hatta hala yine aynı şiddetle yapılıyor. Evet. Tabii stent, yani kardiyolog arkadaşlarımızdaki bu son yıllarda bu stent teknolojisindeki gelişmeler tabii bir miktar bizim bypass ameliyat sayılarını azalttı. Arkadaşlar çok daha başarılı bir şekilde yapıyorlar bu stent girişimlerini. Ama yine de bypass ameliyatları hala önemini koruyor ve hala da sık yapıyoruz. Peki hocam, bypass ameliyatı olduktan sonra bir daha aynı sorunları yaşamam, kalp krizi geçirmem gibi bir algı da olabiliyor. Sizce bu yani, hocam buna çok iyi değindi. Takip süreci bitti. Evet. Yani apandisit gibi yaptık, bittik değil. Kalp damar hastalığı, yani koroner arter hastalığı olsun, istersen periferik arter hastalığı olsun. Bu aterosklerozimizin, bu damar sertliğinin sebebi birkaç faktör var biliyorsunuz. Çevresel faktörler, genetik faktörler var. Ve bu olay bitmiyor. Yani devamlı ilerleyen bir hastalık. Yani biz bypass yaptık, her şey oldu bitti. Öyle bir şey yok. Bu ameliyatlardan sonra da yaptığımız bypasslar tıkanabiliyor. Yapmadıklarımız daha önce normal olan ya da az kritik olan damarlar yıllar içerisinde tekrar daralabiliyor. Evet. Onun için ondan sonraki süreç belki çok daha önemli. Takip ve kontroller. Çok çok önemli. Habib hocam demin saydı işte sigara içimi, işte tansiyon yüksekliği, şeker hastalığı, obezite, hareketsizlik, evet, stresli hayat falan. İşte şehir hayatı dedi, çok güzel değindi o konuya. Hakikaten bu eğer süreçleri biz kontrol edemezsek, bunları kontrol altına alamazsak bypass da bir yere kadar iş geliyor. Ondan sonra onlar da maalesef tıkanabiliyor ve hastalarımız eğer kendilerine iyi bakmazlarsa, mesela 15 yıl içerisinde belki tıkanacak bir damar, bakıyorsun 5 yılda tıkanıyor. Ya da tam tersi, çok kendilerine iyi bakarlar ise, işte sigarayı bıraktılar, işte kilo verdiler, düzenli egzersiz yaptılar, beslenmelerine dikkat ettiler, tansiyondan kontrol altına aldılar, şekerini kontrol altına aldılar. Bu kişiler bakıyorsunuz, ben mesela çok işte bu işin içinde 20-30 yıldır bu işin içindeyiz. Bu kendine çok iyi bakan kişiler, bakıyorsun 20 yıl sonra, 15 yıl sonra hiç böyle çok hala sağlıklı hayatlarını sürdürüyorlar. Çok şükür. Sizin de bu ameliyatı gerçekleştirdiğiniz birçok hastamız var. Kontrollerini ihmal etmeden sürekli takiplerine gelen. Zaten kontrolleri ihmal diye bir şey yok zaten. Evet, çok önemli. Bypass yaptığımız zaman hastayla artık akraba oluyoruz. hastalar muhakkak hem telefonlu olsun işte ya da kontrollere gelme olsun devamlı iletişim halinde oluyoruz. En ufak şikayetlerinde bize gelebiliyorlar. Tekrar kontrol ediyoruz. Gerekirse tekrar anjiyolarını yapıyoruz. Gerekirse tekrar ameliyatlarını yapıyoruz. Gerekirse stent tekrar girişimleri gerekebiliyor. Ama çok bir sıkı bir işbirliği gerektiriyor tabii. Evet. Hocam, sigara içimi yine önemli bir etken demiştik. Peki kişi içmiyor ama yakınındaki aynı odada bulunduğu, aynı ortamda bulunduğu insanlardan kaçmalı mı? Tabii ki. Yani pasif içkinliğin de normal içki çok kadar etkili olduğu gösterildi artık. O kanıtlandı. Ama zaten artık günümüzde yani pasif içkiliğe maruz kalma olayları biraz azaldı. Evet. Yani bundan mesela 15-20 yıl önceki gibi değil. Ben hatırlıyorum 15-20 yıl önce biz
otobüse binerdin işte memlekete gideceksin, herkes yakıyor sigara, önündeki çarkaya geliyor ya da herkes evde içiyordu. Evet. İşte en azından o bir kültür oluştu. Evet. Yani o aslında bir iyi bir şey. Artık böyle kapalı yerlerde içme oranları çok azaldı. Evde bile içmiyor, işte içerse bile gidiyor balkonda içiyor. Evet. Yani daha arada evde içen kişi bilmiyorum, görmüyorum gibi bir şey. Evet. Ama yine de yakınlarında içmek bile, yakınında içilmesi bile zarar verebilir. Onun için mümkün olduğu kadar. Tabii pasifçilikten kurtulmak lazım. Bunu da lazım. Buradan duyurmak istedik. Çünkü bu tarz hastaların yanında belki bu bilince sahip olamayabilir, yanında sigara içenler yani, olabiliyor. Yani cinayet yani. Dikkat etmek gerekir. Hem kendine zarar verdiğin gibi... Doğru, kişi içmediğini, kendini koruduğunu zannederken sevdiklerini yakınları... Ama yani hakikaten bu konuda dünyada ve Türkiye'de özellikle bir bilinç oluştu. Evet. Bir dikkat ve farkındalık oluştu. Hı hı. O memnuniyet verici bir şey ama maalesef sigara içimi hala yani Avrupa'da yani belki ilk sırada olabiliriz maalesef. Evet. Kötü bir gidişat var ve onu da hala maalesef engellemiş değiliz. Yani Habib Hocam değindi işte Türkiye'de hala Avrupa'nın özellikle ilerisinde koronar kalp hastalığı ve kalp krizleri daha belki ön sıralardayız. Bunun da yatan en büyük sebeplerden bir tanesi maalesef sigara içimi. Yani çok aslında farkındalık oluşturuluyor, işte televizyonda, reklamlarda falan hani görüyoruz. Hani biz de çok konuşuyoruz sigaranın zararlarını, ben her gördüğümde her hastaya belki konuşuyoruz. De kesinlikle söylüyorsunuz. Hastalarımıza muhakkak söylüyoruz tabii ki, yani sigaranın ne kadar zararlı olduğunu. Ama işte ciddi bir bağımlılık, insanlar yine de bırakmakta zorlanıyorlar maalesef. Peki hocam, yine bypass dışında gerçekleştirdiğiniz başarılı ameliyatlardan biri de kapakçık ameliyat hocam. Biraz bundan bize bahseder misiniz? Evet, kapakçık ameliyatı da yani ikinci sıklıkta yaptığımız ameliyatlar kapakçık ameliyatı. Kapakçık deyince tabii çok geniş bir profil aslında. Evet. Yani da çocuk çağında olan kapakçık hastalıklarının tutunda işte ileri yaşlarda olan kapak hastalıkları. Ya da şimdiki artık Türkiye'mizde azaldı belki ama bu romatizmal kapak hastalıkları azalmasına rağmen hala yine görüyoruz. Çok farklı sebepler var dediğim gibi. Dejeneratif dediğimiz işte yaşlığa bağlı gelişen kapak hastalıkları var. Evet. İşte iskemik kapak hastalıkları dediğimiz işte kalp krizlerine ya da damar tıkanıklığına bağlı, kalpteki damar tıkanıklığına bağlı gelişen kapak fonksiyon bozuklukları. Ki özellikle bu son yıllarda artık romatizmal kapak hastalıkları daha böyle geri plana düşmeye başladı. Bu iskemik kapak hastalığı ya da dejeneratif kapak hastalığı dediğimiz hastalıklar daha ön plana çıkmaya başladı. Yani bunlar böyle gruplara ayırdığım zaman mesela aort kapak hastalıkları özellikle yaşlı grupta maalesef çok daha yaygın hale gelişti. Neredeyse böyle 60 yaşın üzerinde, 65 yaşın üzerinde %7'leri onlara varan oranlarda bu dejeneratif aort kapak hastalıkları, aort darlığı dediğimiz evet. kapak hastalıkları çok yaygınlaşmaya başladı. Biliyorsunuz yaşlı nüfusumuz da gittikçe artmaya başladı. Artıyor, bu evet. biraz da onunla da ilişkili. Yaşlı nüfus arttıkça böyle dejeneratif dediğimiz böyle kireçlemeyle gelen, kapakları kireçlemeyle gelen kapak hastalıkları daha da yaygınlaşmaya başladı. Bu aort darlığı dediğimiz kapak hastalığı hakikaten ciddi bir hastalık. Yani hasta 90 yaşında olsa biz buna genelde müdahale etme taraftarıyız. Son yıllarda TAVI dediğimiz bir yöntem geliştirdi. Hani anjiyo gibi girerek kasıktan kapak değiştirme yöntemi. Mesela bunun üzerinde çok duruluyor. Özellikle gelişmiş ülkelerde bu yaşa bağlı oluşan bu aort darlığını işte gidermek için bu yeni yöntemler üzerinde çok uğraşılıyor. Bu teknoloji bayağı geliştirildi. Onun dışında biz bu kapak ameliyatlarında hala çok başarılı bir şekilde yani 80 yaşında da olsa 90 yaşında da olsa evet, hala yapabiliyoruz. Çok ancak ağır böyle ameliyat olamayacak derecede olanları bu anjiyografi yöntemiyle TAVI yöntemiyle yapılabiliyor. Onun dışında mitral kapak hastalıkları diyebiliriz. Bu kalbin sol tarafındaki hastalıklar, işte aort kapak hastalığı ve mitral kapak hastalığı evet. en çok gördüğümüz hastalık grubu. Mitral kapak hastalığı da artık romatizmal kapak hastalığı dediğim gibi azaldı. Romatizmal kapak hastalıklarında genelde kapak tamirinden ziyade değişmeyi, kapak değişimini yapıyoruz.
Onun yerine işte mekanik kapak ya da biyolojik kapak dediğimiz kapakları genelde uyguluyoruz. Ama bu ikinci mitral kapak hastalığı dediğimiz, yani daha çok dejeneratif ve iskemik dediğimiz, yani damar tıkanıklığına bağlı, kalp krizlerine bağlı gelişen mitral kapak hastalıkları, özellikle mitral yetmezliği dediğimiz, mitral kapaktaki kaçağa bağlı gelişen hastalıkları da artık yani %90'ın üzerinde tahmin ediyoruz. Yani bu tamir teknolojisinde tecrübemiz de çok arttı. Bundan mesela ilk başladığım yıllarda kalp cerrahisine bu kadar çok tamir yöntemleri iyi değildi, başarılı değildi ve az yapılıyordu. Şimdi artık çok sık oranda bu tamir olaylarını yapıyoruz. Tamiri yaparken işte kardiyolog arkadaşlarına destek alıyoruz. Transvesiküler eko dediğimiz ameliyat sırasında kapan başarısını da orada izliyoruz ve ameliyat sonrasında değerlendirmesini yapıyoruz. Ve çok yüksek oranda başarıyla da yapılıyor kapak ameliyatları. Son yıllarda biliyorsunuz koltuk altı dediğimiz meme altı işlemlerde kapak hastalıklarında çok yapılıyor. Ve çok neredeyse hemen hemen çoğu yerde koltuk altı ameliyatları şeklinde yapılmaya başlandı. Özellikle mitral kapak ameliyatları. Hem değişim olsun isterse tamir olsun koltuk altına yapılabiliyor. Son yıllarda artık bu bir eğilim kazandı. Koroner bypass ameliyatlarını da artık meme altı ya da koltuk altı halk arası da biliyor ya da kapağı ameliyat olarak da biliniyor. Oradan da meme altında böyle 3-4 santimlik bir kesiyle oradan meme damarını işte çıkartıp işte oradan hem kalbi durdurarak ya da kalbi durdurmayarak yani kalp akciğer makinesine bağlayarak ya da bağlamadan bu ameliyatlar artık biraz yapılmaya başlandı. İnsanlar biraz işte korkuyorlar. Bu göğüs tahtası işte kırılıyor, kesiliyor. İşte çok tedirgin oluyorlar. Ve bundan dolayı da bu eğilim artmaya başladı. Talep çok artmaya başladı. Biz de artık bu tür ameliyatları yapmaya başladık. Yani aslında biz bunları çok önceden yapıyorduk. 95'li, 90'lı yıllarda koşu yolundayken bu tür ameliyatları çok yapıyorduk. Bir ara bir ara verildi ama şimdi tekrar bunların yapılması hızlandı. Bayağı bir ilerlemeler var burada. Ne denir ki hocam, iyi ki varsınız gerçekten. Hem Habib hocam hem siz bu konuda gerçekten eminim ki birçok hastanın kalbine dokundunuz. Evet. Toplumda da öneminiz ve yeriniz çok büyük. Hastanemizde de yine aynı şekilde bu alanda yaptığınız işlemler, olağanüstü başarılar, gerçekten iyi ki varsınız demekten başka bir şey diyemiyor insan. Evet hocam, şimdi son olarak size hem bir başhekim olarak hem bir kalp damar cerrahı olarak pandemide ihmal edilen kalp hastalıkları için izleyenlerimize mesajınız ne olur? Tabii ki kalbimizi ihmal etmeyeceğiz. Biliyorsunuz bu ilk pandemi hata olduğu zaman kapandık, tamamen kapandık. İşte bütün ameliyatlar durdu. Evet. Ne anjiyo yapıldı, ne ameliyat yapıldı ve o dönem biliyoruz ki çok ani ölümler oldu. Evet, maalesef Covid'den koronadayken kalpten kaybettiğimiz kişiler oldu. Ama artık bir tecrübeden dolayı artık biz kapanmadık bu ikinci ve üçüncü atak şeylerde, pandemi süreçlerinde. Ama ciddi önlemlerimizi aldık. Tabii tecrübe de gelişti. Evet. İşte PCR'lar böyle çok hızlı bir bakılır oldu. Önlemler daha iyi bakılır oldu ve biz bu kalp ameliyatlarını ya da koroner anjiyografileri devam ettik. Şu anda da çok başarılı bir şekilde yapıyoruz onları. Bir engel yok. Onun için çok çekinmeye gerek yok. Hastanelere gitmekten korkmamak lazım. Ve burada da en önemli belki söyleyeceğim şey, işte aşı geliyor. Yeni bir aşı şeyi var. Evet. Ve aşıyı muhakkak yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Hala bir aşı karşıtlığı var maalesef ülkemizde ve dünyada. Aşıdan lütfen çekinmeyelim. Özellikle bu şimdi BioNTech aşısı geliyor. Evet. Türkiye'de bunun altyapısı zaten vardı. Artık özel hastaneler de vermeye başlanacak. Ve çok daha yaygın bir şekilde yapılacak. Eğer bunu bütün Türkiye en azından %70-80'ini böyle aşılayabilirsek bu problemi tamamen çözeriz ve artık 4. 5. atakları da engelleriz diye düşünüyorum. Onun için lütfen aşı konusunda halkımızın duyarlı olmasını, aşısız randevusu gelenlerin muhakkak aşıları yaptırmasını rica ediyorum.
Size de çok teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz bilgilerden dolayı. Evet, tabii ki izleyenlerimize de teşekkür ediyoruz. Katılımları, izlemeleri, beğenileri ve yorumları için buradan onlara da selamımız olsun. Evet, gerek pandemide gerek her daim ne diyoruz? Kalp sağlığınızı ihmal etmeyin diyoruz. Evet, her iki değerli hocamı da dinlediniz ve her iki hocamdan da randevu alabilir, muayene olabilirsiniz. 0212 665 5050 numaralı çağrı merkezimizden randevu alabilirsiniz diyelim ve kısıtlamalara denk gelirse diye düşünenler olabilir. Kalp beklemez, bekletilmez. Evet, ihmale de gelmez. Özellikle bu gibi günlerde randevu bilgilerinizi sizlerle SMS yoluyla paylaşıyoruz ve kolaylıkla da hastanemize ulaşım sağlayabiliyorlar hocam. Attığımız SMS'lerle, mesajlarla. Evet. Tüm izleyenlerimize tekrardan buradan sevgi dolu selamlarımızı ileterek yayınımıza olan tüm katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli hocalarıma iyi ki varsınız diyoruz. Kalp sağlığı ile ilgili birçok dijital panelde sizlerle buluştuk ve bunu yapmaktan da asla geri çekilmiyoruz. Çünkü hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir diyoruz. Kalbinize iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşçakalın. Şifa Kapısı programımızda az önce izlediğiniz üzere kalp panelimizi sizlerle paylaştık. Avrasya Hastanemizde Şifa Kapısı programımızda kıymetli hocalarımızın vermiş olduğu bilgilerle yine bilgilendik. Peki, kısa bir röportaj yapacak olursak Habib Çil hocam neler söyleyecekler kendilerinden dinleyelim. Evet, bugün kalp panelimizle birlikteydik hocam. Evet, bugün hastalarımızı bilgilendirme bağlamında kalp damar hastalıkları, sebepleri, tedavi yöntemleri ve hastalık sonrası takiplerde nelere dikkat edilmedi onları konuştuk. Oldukça verimli geçtiğini umuyorum ve diliyorum. Ali Rıza hocamla birlikte tedavinin iki ayağı var. Bir cerrahi ayağı, bir girişimsel ayağı. Her iki tedavi metodunu temsilen detaylarıyla anlattık. Elbette burada anlattıklarımız birçok şey hastalarımızın belki de birçok yerde duyduğu şeyler ama işin detayından ziyade felsefesini oturtmak önemli diye düşünüyorum ben. Bizim sürekli vurguladığımız şey aslında biraz tarzımızı değiştirmek. Tarzdan kastım elbette giyim tarzı değil, yaşam tarzımızı değiştirmek. Pandemide yaşam tarzımızı değiştirdi. Pandemi yaşam tarzımızı genellikle olumsuz değiştirdi ne yazık ki. Bizim kastettiğimiz tabii daha çok hareketin, daha çok açık havanın, daha çok sağlıklı gıdanın olduğu, mümkün mertebe sağlıklı beslenmenin olduğu bir tarz. Belki dedelerimizin tarzı diyelim. Batı ülkeleri aslında bizim geçmişimiz gibi yaşamaya başladı. Fakat biz daha henüz o kadar geçmişimize dönemedik. Hala şehir yaşamının bize dayattığı bir takım şeylere devam ediyoruz. Ben tedaviler, bypasslar, efendim stentler, piller vesaireler bir şekilde gerektiği takdirde olur. Ama önemli olan bu tür şeylerle daha az karşılaşmak, daha az bunlara maruz kalmak. Dolayısıyla panelde de ifade ettiğim gibi yaptığımız şeyleri ileriye yönelik bir emeklilik fonu yatırımı gibi düşünmek lazım. Yaptığımız egzersiz, bıraktığımız sigara, terk ettiğimiz bir takım zararlı gıdalar bizim belki 10 sene, 15 sene sonraki maruz kalacağımız girişimleri, ameliyatları vesaireleri azaltmak için aslında yine kontrol altına aldığımız bir tansiyon, şeker hastalığını önlemeye yönelik attığımız her adım. Bunlar geleceğe yönelik yatırımlar. Ne yazık ki hastalık geldikten sonra onu kökten ortadan kaldırmak hiçbir şekilde mümkün değil. Tamamen o hastalığı bitirmek mümkün değil. 10 sene yüksek tansiyon hastası olarak yaşamışsanız ondan sonra hastalıktan tamamen kurtulmanız ne yazık ki imkansız hale geliyor. Siz ilaçlarla ne yazık ki ömrünüzü geçirmek zorunda kalıyorsunuz. Ama tansiyon hastalığının başlangıç aşamalarında ya da daha da öncesinde bir takım alışkanlıkları yerleştirirseniz tansiyon hastası olmanız engellenebiliyor, şeker hastası olmanız engellenebiliyor, kalp hastalığınızın olması engellenebiliyor. Dolayısıyla orta ve ileri yaşlarınız çok daha huzurlu, çok daha rahat, hastanelerden uzak bir yaşam sürme şansına sahip oluyorsunuz. Kısacası diyorsunuz ki yaşam tarzınızı değiştirin. Evet.
Geçmişe dön. Evet, aynen. Teşekkür ediyoruz hocam. Rica ederiz. Evet kıymetli Kanal 58 izleyenlerimiz, Şifa Kapısı programımız devam ediyor ve Avrasya Hastanesi Zeytinburnu yerleşkesi başhekimimiz Profesör Doktor Ali Rıza Ceren hocamın paneldeki vermiş olduğu bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Kısaca mesaj alacak olursak hocam neler söyleyecekler? Teşekkür ederim. Habib hocam aslında bayağı değindi. Hayat tarzı değişiklikleri. Yani ben onun son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Yani hakikaten bazı şeyleri, mesela tansiyon ilacıydı, şeker ilacıydı, hastalarımız geliyor, sürüsüne ilaç kullanıyor. Aslında hiçbirisine gerek yok. Eğer daha önceden yaşam tarzı değişikliklerine başlansam güzel. Özellikle böyle genç yaşlarda başlamak gerekiyor buna. Ama hiçbir zaman hiçbir şey kaybedilmiş değildir. Her yaşta her zaman bunlara başlanabilir ve başlandığı zaman da bu gereksiz ilaç kullanımları ve gereksiz olmayacak hastalıkları da önleyebiliriz. Biliyorsunuz kalp krizlerinin en yükseklerinde işte şeker hastalığı, tansiyon yüksekliği, sigara içmek, bunların hepsi bizim elimizde olan şeyler. Biz bunlara dikkat edersek kalp sağlığı yönünden çok ciddi önlemler almış oluruz. Onun dışında pandemiyle ilgili olarak hakikaten olumsuz etkiledi. Çoğu hastamız görüyorum kilo aldı, işte tansiyonu çıkmaya başladı, şekeri yükselmeye başladı. Bunları çok maalesef yaygın görüyorum. Umarım bu pandemi çok kısa sürede atlatırız. Atlatmamızın da en önemli yolu biliyorsunuz aşı. Aşıdan başka bir çaremiz yok. Onun için aşı konusunda tekrar uyarıyorum. Hala bana etrafımda insanlar, akrabalar, çevredeki insanlar soruyorlar. İşte aşı yaptıralım mı, yaptırmaya korkuyorum. İşte şöyle zararlı etkiler varmış, böyle zararlı etkiler varmış. Kesinlikle bu sosyal medyada çıkan şeylere kulak asmasınlar. Çünkü enteresan bir aşı karşıtı bir grup var. Ve bunlar sosyal medyada maalesef çok etkililer. Ve insanlar da haklı olarak belki bunlara inanıyorlar. Ama biz yani hekimler olarak aşının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve bu konuda da insanları tekrar uyarmaya çalışıyoruz. Aşı tek çıkış yolumuz. Lütfen aşılarını yaptırsınlar. Eğer bu aşı kampanyası mesela şimdi başlayacak, tekrar bir hızlı aşı girişimi olacak. Aşı geliyor, yapılacak ve geldiği zaman, yapıldığı zaman da göreceksiniz bu işi 2-3 ayda halledeceğiz. Yani onun için lütfen aşı konusunda tekrar ısrar ediyorum.